dünden kalanlardan herkese tekrar iyi akşamlar, iyi haftalar olsun diyelim efendim. Birazdan doçent doktor Ata Özkay hocamız bizlerle olacak. Tüm makroekonomik verileri bir yandan tabii ki bu karar çerçevesinde değerlendireceğiz. Kredi büyümesi tarafında istenilen mevcut seviyede gerçekleşip gerçekleşmeyeceği piyasa dinamikleri, tahvil faizleri ve enflasyon tabii ki ana çerçevemiz olacak. Öte yandan Şeref Hayat yine konuğumuz olacak. Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı. Kendisiyle de yine acaba uygulama nasıl piyasalara yansıdı ve reel sektör şu anda ne yapıyor bunu soracağız. Ardından da Ali Onaran bizlerle olacak. Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı. Schengen vizesi meselesi, yani şu anda Schengen vizesi almakta epey bir zorluk çekiliyor. Ödenilen ücretler de geri iade edilmiyor. Dolayısıyla bu nasıl giderilecek? Biraz da bunu tartışacağız, konuşacağız diyelim ama önce hızlıca bir piyasa turu yapalım. Borsa İstanbul tarafı şu anda küresel piyasalardan koptu. Özellikle Borsa İstanbul'un ana teması bugün bankacılık endeksindeki ralliydi. Küresel piyasaların aksine ciddi bir ralli yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son atmış olduğu hamleyle birlikte. Bugün için %1,5'a varan prim, bankalarda %3-4'lük primler dikkat çekiyor endeks genelinde. Dolar TL şu anda yatay 18.10, Euro TL'de ona neredeyse eşlik ediyor 18.04. Hatta paritenin an itibariyle 1'in altına düştüğünü de söyleyelim. Bu da herhalde son dakikadır. Yani 1'di gün boyunca, 1'in altına düştü. Euro TL 18.04'e gerilemiş bulunuyor. Hemen tahvil tarafındaki fiyatlamalara şöyle bir göz atalım. Çünkü biliyorsunuz bu karar sonrasında özellikle tahvilde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Ve şu anda 2 yıllık tahvilde 15.7 gözükse de özellikle 5 yıllık ve 10 yıllıkta gördüğünüz üzere 13.96, yani 14'ün de altına geriledi. Özellikle Merkez Bankası'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesinde faizin %29'un, %30'un üzerinde olursa şayet buradaki menkul kıymet elde tutma oranının %90 bu kredi tutarının üzerinden gibi bir takım teknik detaylar vardı. Dolayısıyla düzenlemede hem %30'un üzerinde faiz uygulaması zorlaşmış oldu, hem de bankaların ellerinde bulunan tahvillerin şu an itibariyle ciddi anlamda değerlenmesiyle birlikte öz sermaye katkı sağlayacağı gibi yorumları da bugün için edindik. Hemen küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda ise Avrupa geneli satıcılığı %2-2,5, hatta Frankfurt'ta neredeyse dediğim gibi %2,5'a varan endeksler bozuldu. ABD tarafı da hemen hızlıca bakalım. Orada da öyle. Vadeliler satıcılıydı. Piyasalar açıldıktan sonra satışların da hızlandığını görmekteyiz. Petrol bugün satılıyor. Emtia cephesinde ana tema resesyon gibi gözüküyor. Brent petrol 93'e kadar geldi ve dolar endeksi bugün 108.7 gibi bir seviyedeydi. Dolayısıyla an itibariyle fiyatlamalar bu şekilde. Habertürk muhabiri Arzu Türküçar, hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum Arzu. Neler aktaracaksın bizlere? Kabine bitti zannediyorum. Buyur, buyur lütfen. İyi akşamlar. Evet, kabine toplantısı yaklaşık 10 dakika önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 gün aranın ardından kabine toplantısı bugün yapıldı. Saatler 15'i gösterdiğinde toplantı yapıldı ve 10 dakika önce de sona erdi. Dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Kabinede alınan kararları ve öne çıkan mesajları vermesi bekleniyor. Hem iç politika hem de dış politikaya yönelik önemli konuların kabine toplantısında ele alındığını söyleyebiliriz. Ekonomiye de elbette ki ayrı bir parantez açıldı. Ekonomideki gelişmeler, gelinen son durum, fiyatlardaki artış kabine toplantısında detaylı bir şekilde ele alındığını ifade edebilmek mümkün. Bu noktada tarım kredi marketlerinde başlayan indirimlerin etiketlere yansıması ve o marketlerin sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar da kabine toplantısında ele alındı. Bunun yanı sıra Merkez Bankası 1 puanlık bir faiz indirimi açıklamıştı geçen hafta. Bunun sonuçları, bankaların da kredi faizlerine yansıması için alınacak yeni yöntemler, kararlar da, önlemler de kabine toplantısında
görüşüldüğünü ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra Alevi toplumuna yönelik bir düzenleme de kapıda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade etmişti. Cemevine hukuki statü kazandırılacak, tapudaki karşılığı denetlenecek, elektrik, su ve giderleri de karşılanacak. Çalışmada gelinen son noktada kabine toplantısına değerlendirilmesi bekleniyordu ve dış politika elbette ki öncelikli başlık Rusya-Ukrayna hattındaki diplomasi trafiği. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de ve Liev'de liderlerle yaptığı görüşmeye dair mesajları, konuşmaları kabineyi bilgilendirecek. Bu noktada üçlü zirve sonrası hem tahıl koridorunun işleyişi, kabinede de konuşulan konular arasında olması bekleniyor. Dış politika konusunda da kabinede Dışişleri Bakanı'nın bir sunum yaptığını ifade edebiliriz. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında dakikalar sonra yapması bekleniyor diyelim ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Türkiye'ye son 7 ayda gelen turist sayısını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre %28 ve 13 milyonu aştı ifade edildi. En çok turist ise Almanya, Rusya ve İngiltere'den Türkiye'ye geldi. Ve son olarak da Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Bu kapsamda tarımsal girdi enflasyonu bir önceki aya göre %7,92, yıllık bazda ise %34,96 yükseldi. Yıllık bazda en yüksek artış %233 ile gübrede, %228 ile enerjide oldu diyelim. Ankara'dan sözü size bırakalım. Arzu Türkuçar, çok teşekkür ediyorum. Son dakikamız ekranda. ABD 10 yıllık tahvil faizi bir ay sonra %3'ün üzerine çıktı. Dolar endeksi ciddi anlamda yükselişini sürdürüyor. 109'a kadar neredeyse ulaştı. Euro dolar paritesi 1'in altında. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doçent Doktor Ata Özkaya, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Öncelikli olarak tabii ki ana gündemimiz Merkez Bankası'nın kararı ve piyasa dinamikleri. Nasıl değerlendirdiniz kararı? Evet, Merkez Bankası'nın kararı çok beklendik bir karar değildi. Hatırlayacağımız gibi beklentiler daha çok sabit bırakacağı yönünde yoğunlaşmıştı. Ancak bu faiz indirimi kararı %1'lik olsa da farklı sinyaller vermekte. Dolayısıyla ilk önce şunu söyleyebilirim. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ekonomik aktivitede belirsizliği arttıracak bir karardır önümüzdeki dönemde. Belirsizliği arttırması ilk başta biraz yadırgatıcı gelebilir ekonomik aktörler açısından. Yani nasıl belirsizliği arttıracak diye düşündüğümüzde. Bankacılık sektörünü bugün yapılan düzenlemeler itibariyle ayırıyorum. Onların kazançlarına dair bir sınırın çizildiğini gözlemliyoruz ama ekonomik aktörler, finansal piyasadaki diğer oyuncular, reel sektör ve hane halkı açısından baktığımızda belirsizliğin artacağını söyleyebiliriz. Özellikle enflasyonu kesinlikle durmayacağını ve daha da hızlanabileceğini söyleyebiliriz ki çeşitli veriler bugün de gelen hem tarım sektöründen hem yurt dışı üretici fiyatları ipucu vermesi itibariyle bize bunu söylüyor. Onun dışında eğer ülke içine gelebilecek fon varsa veya düşünüyorsa bu konuda da belirsizliğin arttığını söyleyebiliriz. Bu belirsizliğin artması ekonomik aktörlerin üretime ayıracakları belirli yatırım miktarı veya iş gücüyle ilgili iş gücü kiralama veya istihdamı arttırma gibi kararlarını sorgulayacaklarını bize gösteriyor. Çünkü kararlar ve beraberinde gelen makro ihtiyati politikalar bankacılık sektörünün ve Hazine Bakanlığı'nın borçlanmasının dışında bu karardan düşünüldüğü kadar diğer ekonomik aktörlerin faydalanmayacağını bize söylüyor. Özellikle tahvil kanalıyla hazinemizin borçlanma maliyeti bir miktar azalacak gibi gözüküyor ama bu gözüken bir de bankacılık sektörünün yıl sonuna kadar bu şekilde destekleneceğini öngörebiliriz. Peki neden yapılmış olabilir o zaman?
bankacılık sektörünün yeni yıl 2023 yılı itibariyle kredi genişlemesine daha fazla tırnak içinde fedakarlık yapması istenebilir. Burada da tabii ki seçimlerin argümanımızın içine seçimlerin Haziran'da yapılacağını da koymak durumundayız. Seçimlere giden ülke ekonomisinde kredi genişlemesinin yeni yıldan itibaren daha da hızlanacağını söyleyebiliriz ki bu %1'lik faiz indirimi yine kredi genişlemesi amacıyla yapılmıştır. Burada geçen yıldan itibaren söylediğimiz durum geçerlidir. Yani argüman olarak, delil olarak. Enflasyonla mücadele temel itibariyle fiyat istikrarı konusu Merkez Bankamızın tasarrufunda olması gereken bir konuyken yükümlülüğünde kanuni olarak da Ocak ayından itibaren neredeyse kesinleşmişti. Böyle bir yükümlülük altına bizim Merkez Bankamız bir türlü girmemektedir. Ne para politikası kurullarında ne açıklamalarında bunu görmüyoruz. Dolayısıyla enflasyonun yönetilmesi burada büyük bir sorundur. Yönetilmemektedir. Bu da hane halkının bu çerçeve içinde birinci derecede kaybeden olacağını, ekonomik anlamda kaybeden olacağını bize gösteriyor. Artan enflasyon ve ondan daha da yüksek oranda artacak olan hayat pahalılığı diyelim. Hayat pahalılığı, onun harcama bütçesine düşen kısmı daha da artacaktır önümüzdeki aylardan itibaren. Bunların da bildiğimiz gibi daha farklı tedbirlerle bir takım mücadele yöntemleriyle müdahale edildiğini gözlüyoruz. O da Aralık ayında geleceğini tahmin ettiğimiz yine ücret artışlarıdır. Asgari ücrete veya memur devlet çalışanlarına yapılacak olan artışlarla o enflasyon oranında bunlar da engellenmeye ya da etkileri azaltılmaya çalışılacaktır. Ama bütün bunların hepsi genişlemeci para politikasının ve genişlemeci mali politikanın devam ettiğini, bu ekonomik politikanın içinde olduğumuzu ve bunun doğal bir sonucunun da, yani bu bir politik tercih olduğu için doğal sonucunda enflasyondaki yükselişin daha da hızlanması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hocam bir, bu Merkez Bankası'nın hani özellikle biliyorsunuz kredi büyümesi ve ticari kredilerle ilgili atmış olduğu adımı diyeyim. Siz sıkılaştırıcı bir adım olarak mı yorumluyorsunuz ya da gevşeyici bir adım mı? Son makro ihtiyati tedbirleri diyorsunuz değil mi? Kredi büyümesine üst sınır getirilmesiyle kredi faizinin bir üst sınırının olmasına herhalde kastediyorsunuz. Hayır, özellikle Cuma günü gece yarısı gelen açıklama resmi gazetede yayımlandı. Bugün bizim gün içerisinde konuştuğumuz işte özellikle hani son toplantı sonrasında faiz indirimi yapılınca biliyorsunuz dendi ki parasal aktarım mekanizmasındaki özellikle bozulma ile ilgili olarak makro ihtiyadi tedbirler alınacağı belirtilmişti biliyorsunuz. Bu düzenlemede yani son düzenlemede bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen bir katsayı çerçevesinde ellerinde menkul kıymet bulundurmak zorunda. Dolayısıyla evet. Bugün hani tahvil faizleri hızlı bir şekilde düştü. Hani bununla evet. ilgili olarak bu adım nasıl değerlendirilebilir? Bu adım bankaların yanı sıra biraz önce arz ettiğim gibi hazinemizin borçlanmasıyla ilgili bir adım. Yani bir tür kazan kazan gibi düşünebileceğimiz bir adım olarak ben değerlendiriyorum. Tahvilleri ellerinde bulundurarak tahvil bulunduranlara belli bir oranda bunun getirisinin yansıtılması, teşvik edilmesi. Yani bütün bunların hepsi yine genişlemeci politikaların içinde yer almaktadır. Peki, buyurun lütfen. Tabii eklemek isterim Gözde Hanım. Çünkü bunun şu an için konuşmadığımız bir bacağı var. O da kur korumalı mevduat bacağı. Ona etkilerini değerlendirmemiz gerekiyor. Onu da şu şekilde açıklayabiliriz. Kur korumalı mevduatın bir şu an SIBOP olarak, bir tampon olarak kullanılıyor olduğunu biliyoruz. Ama süreç uzamaya devam ediyor ve yükü artıyor. Bundan daha farklı bir sorunla karşılaşacağız artık bugünden sonra bu faiz indiriminde bunun üzerine etkisi olacaktır. Çünkü bu yapılan biraz önce sizin de söylediğiniz yani tahviller üzerine de geliştirilen makro ihtiyati politika ile faiz indirimi beraber ele alındığında tam olarak karşımıza şu tablo çıkmaktadır. Değeri düşürülen ya da değersizleştirilen Türk lirası ile varlık tutmanın teşvik edilmesi. Şimdi tam olarak ekonomik aktörlere baktığımızda birçok açıdan liralaşma stratejisi diye söylenen durumun buna karşılık gelmeye başladığını, şu an resmin daha da açık ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu ne anlama gelmektedir?
değersizleştirilen Türk lirasının ile varlık tutma veya varlık ölçmeye, varlık değeri ölçmeye diğer ekonomik aktörlerin yönlendirilmesi ancak bir süre devam edebilir. Ta ki ekonomik karar vericiler elindeki varlıkların yeterince değersiz olduğunu anlayana kadar. Bu belli bir süre sonra olacaktır ve buradan da ilk çıkanlar en az zararla çıkacaktır ama yine büyük bir kısım elindeki varlıklarla büyük zarar edecektir. Bunun sebebi şudur. Kur korumalı mevduat burada bu tampon görevini görmektedir. Dolayısıyla bankalarımız veya reel sektör elindeki varlıkların yeterince değersiz olduğunu anladığı, fark ettiği an bu kur korumalı mevduat ile de tamponlanan bu ekonomik plan artık işe yaramayacağı herkes tarafından anlaşılacaktır. Oraya kadar devam edeceğimiz gözüküyor ve şunu da ekleyebilirim. Böyle olacağı için, yani benim argümanım bu olduğu için, faiz indiriminin devamının geleceğini de ben değerlendiriyorum. %1 ya da %2'lik bir marj daha olduğu bu açıdan söylenebilir. Çünkü kredi faizlerinin, yani politika faizinin indirilmesi ekonomik büyümeye katkı sağlamayacaktır. Burada yanlış bir düşünce var. Ekonomik anlamda faizlerin yüksek olması, çok yüksek tutulması ekonomik büyümeyi tırpanlayabilir, doğru, ama faizleri indirdiğinizde de ekonomik büyüme sağlayacağınıza dair herhangi bir ekonomik ve matematik bulgu elimizde yoktur. O yüzden faizleri indirdik ve büyüme bekliyoruz ilişkisi doğru değildir. Para politikası kurulumuzun metninde buna ilişkin cümleler vardı, argümanlar vardı. O konudaki düşüncemi de aktarmak istedim. Burada özellikle ekonomik büyüme konusunda beklentiler gerçekleşmeyecektir. Ve cari açıkla ilgili kısma da isterseniz birazdan gelebiliriz. Çünkü Avrupa'daki enerji fiyatları da o sinyali kesinlikle daha... Kesinlikle hocam. Yani bugün özellikle Avrupa tarafında ciddi bir rally olduğu için yine ve yeniden. Dolayısıyla hani bizim cari açığımız tarafında şartlar çok istediğimiz gibi olmayacak. Her ne kadar petrol tarafı, yani belki Brent tarafı biraz yardımcı olabilir ama şimdi euro dolar paritesi aşağıya geliyor. Yani birin altına indi sabah saatlerinde ve az önce de yine tekrardan birin altına geldi. Nasıl bir görünüm var sizce? Bunu daha önce de konuşmuştuk, hatırlarsanız Avrupa Birliği'nin enerji sıkıntısı, enerji darboğazı ve enerji krizine doğru yol almaktaydı ve sonbaharla beraber, yani Ağustos ayında bunun artık çok belirginleşeceğini öngörmüştük sonbahara kalmadan. Dolayısıyla bu durum gerçekleşmekte ve özellikle doğalgaz ve diğer enerji fiyatlarında, alternatif enerji fiyatlarında, yani petrolde yaşanan Temmuz ayındaki özellikle hem desteklerle hem resesyon beklentileriyle kısmi olarak yaşanan düşüşün diğer enerji fiyatlarına yansımayacağı, çünkü ekonominin işleyişinin bu şekilde olmadığını biliyorduk ve şimdi diğer enerji fiyatı, alternatif enerji ürünlerinde fiyat artışlarının devam ettiğini görüyoruz. Yani en azından düşmeyeceği kesin yakın dönemde. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu sorun enerji krizine doğru artık adını koymamız gerekiyor ve bu üretimde büyük yavaşlamalar getirecektir. Ağustos ayından itibaren geçtikten sonra bu da bizim ihracatımıza çok büyük sıkıntı yaratacaktır. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde üç parçalı bir ekonomik yapı olduğu için bu üç parçanın birden resesyona girmesini aslında değerlendiriyorum ama aynı anda olmayabilir bu. Almanya ve üretici ülkeler, Güney Avrupa, yani borçlu ülkeler, bir de Doğu Avrupa iş gücünde sorun yaşayan ülkeler diye baktırdığım, bir de savaşın sınırında olan ülkeler diye değerlendirdiğimizde bu üç grubunda ekonomik durgunluk ve resesyona gireceği neredeyse kesin gibi. Bunu Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasıyla yönetmesi çok zor. Hatta mümkün değil. Yani para politikasının böyle bir işlevi de yoktur. Öyle bir optimum faiz seviyesi bulmaları mümkün değil. Çok farklı yöntemler denemeleri gerekecek ama bu konuda bu yöntemleri ortaya çıkarmaları, sınamaları ve sonuçlarını almaları için vakit neredeyse kalmadı artık. Çünkü bugün Almanya'dan gelen enerji fiyatlarına ilişkin haberler de artık sürenin dolduğunu ortaya koyuyor. Belki son gündeki zıplama çok özel bir fiyatlama olabilir ama fiyatlardaki eğilim yukarı yönlü devam edecek. Ve Almanya başta olmak üzere büyük üretim birimlerinin, büyük insan kapasitesi olan üretim birimlerinin üretime ara verdiğini, üretimi durdurduğunu gözlemleyeceğiz. Bütün bunlar dünyadaki emtia fiyatlarını tabii ki etkileyecek, arz zincirini etkileyecek,
ve ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde ihracatı çok büyük ölçüde etkileyecektir. O yüzden biz şimdi belki faiz indirerek Merkez Bankamız böyle bir düşünceye kapıldı ama çift yönden olumsuz etki yapacak ekonomik büyüme ve ekonomik aktivitemiz üzerine bu kararlar ve bu olaylar. Evet, bir yandan dediğiniz gibi dünyada da resesyon riski konuşuluyor ve işte bir yandan da merkez bankaları kendi sıkılaşma hamlelerine devam ettirme zorunluluğu içinde hissediyor kendini. Tabii ki gündemimizde Cuma günü Jackson Hole var. Bir yandan ABD'de PCE verisini karşılayacağız. Ve Euro-Dolar paritesinin gelmiş olduğu seviye tabii ki ECB tarafından nasıl bir sinyal gelecek o merak konusu bir miktarda hocam. İsterseniz birazdan onu da konuşalım ama piyasa kapanışına az bir süre var. Dolayısıyla şöyle Borsa İstanbul'a ben bir döneceğim. Ato hocam size birazdan geri geleceğim. Kapanışa az bir süre kaldı ama Borsa İstanbul'un ana gündemi bugün için özellikle bankalardaki ciddi ralliydi. Bankacılık endeksini de şöyle ekrana getirebilirse arkadaşlar biraz üzerine konuşalım. Şimdi özellikle Borsa İstanbul tarafında ralli var diyoruz. Hisselerin 76 hissenin yukarı yönlü olduğunu, 23 hissenin de aşağı yönlü olduğunu hatırlatalım ama bankacılık endeksindeki ralli özellikle resmi gazetede yayımlanan düzenleme sonrasında bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen kas sayıya bağlı olarak menkul kıymette hissetmek zorunda kalacak dendi. Bu açıklama ve karar sonrasında özellikle teknik anlamda işte faizi %22.85'i aşan krediler için %20, 29.38'i aşan krediler için ise kredi tutarının %90'ı kadar menkul kıymet bulundurma zorunluluğu. Tahvil tarafındaki fiyatlamalarda hızlı geri geliş, yani tahvillerin değerlenmesi sonrasında bankacılığa bunun yarayacağı öngörüsüyle birlikte bankalarda ciddi bir ralli vardı. Bugün Borsa İstanbul %1.43 primle kapattı 3062'de ve az önce ifade ettiğim gibi en çok artanlarda yüzdesel bazda Bera Holding, Bursa Çimento onu takip ediyor. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Oyak Çimento, Emlak Konut Gayrimenkul, Türksel İletişim, Aydem gibi hisseler ilk sıralarda. Dönelim hemen bir piyasa yorumu alalım. Gülay Şahin bugün bizlerle. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Ne dersiniz bugün hem içeriye hem dışarıya? İyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum ben de. Borsa İstanbul global piyasalardaki olumsuz havaya rağmen bugün de değer kazandı. Satış baskısının 3000 puan üzerinde karşılanmasını olumlu buluyoruz. Bugünkü yükselişe baktığımızda Turkcell ve BİM mağazaları ön plandaydı. Türk Hava Yolları ve Tüpraş ise değer kayıplarıyla endeksi olumsuz etkileyen hisseler arasındaydı. Daha önceki yayınlarımızda da belirttiğimiz gibi dolar bazlı grafiklerde Nisan ayında test ettiğimiz 174 dolar seviyesi hedef olmaya devam ediyor. Bugünkü kapanış 170 dolara yakın olduğunu düşünürsek bir miktar temkinli olmakta fayda görüyoruz. Sahip olunan hisse pozisyonları için 2980'deki kısa vadeli ortalamanın zarar kes olarak kullanılmasını önerelim ve global piyasalara geçelim. Yeni haftaya başlarken global piyasalarda risk iştahının bir miktar azaldığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftaya iyi başlayan yurtdışı endeksleri başta ABD olmak üzere haftanın devamında geri çekilerek haftayı negatif tarafta tamamlamıştı. Amerika'da S&P 500 ve Nasdaq endeksleri 4 haftalık yükselişlerin ardından geçtiğimiz haftayı sınırlı da olsa düşüşte kapattı. Bu sabah Asya'da %1,5 civarında değer kayıpları vardı. Çin faiz indirimi sebebiyle bölgede pozitif ayrışmış durumda. Avrupa tarafında da bugün negatif hava hakim. Almanya hisse endekslerindeki değer kayıpları %2,5'in üzerinde şu anda. 4 haftadır aralıksız yükselen ve %15'ten fazla değer kazanan ABD hisse endekslerinde aslında yaşanan teknik satışları normal karşılıyoruz. Ancak ABD hisse endekslerinin bugün de %1,5 civarında ekside olması risk iştahının azalmasına neden oluyor. Aslında bu hafta Powell'ın Cuma günü yapacağı konuşma dışında global piyasaları etkileyecek güçte bir makro verimiz yok. Jackson Hole toplantısında konuşacak olan Powell'ın söyleyecekleri Eylül ayındaki FED toplantısının ana hatlarını belirleyebilir. FED Başkanının enflasyon risklerinin azaldığını veya önümüzdeki dönemlerde Fed'in faiz artırım hızını azaltacağına dair bir sözü piyasaların risk iştahını yeniden arttırabilir. Powell'ın konuşmasının Cuma günü saat 17'de olduğunu da hatırlatalım. Bugüne odaklandığımızda ise global piyasalardaki olumsuz havanın iki temel sebebinin olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan ilki ABD tahvil faizlerindeki yükseliş. Beklenenin altında gelen ABD enflasyon verisine rağmen ne 2 yıllıklar ne de 10 yıllık faizlerde kalıcı bir gerileme yaşanmadı. Yayına
girdiğimiz sıralarda 2 yıllıklar %3.30, 10 yıllıklarsa %3 seviyesinde seyrediyordu. 2 yıllıklar %3.30'un üzerinde kalıcılık sağlarsa eğer önümüzdeki günlerde %3.50'leri görmemiz mümkün hale gelebilir. Faizler bu tempoyla yukarı giderken de hisse piyasalarında ve kıymetli metallerde satış baskısının olması sürpriz bir durum değil. Global endekslerde son günlerdeki düşüşe neden olduğunu düşündüğümüz ikinci gelişme ise Avrupa bölgesindeki enerji krizi olduğunu düşünüyoruz. Kuzey yakın bir hattının bu ay sonu tekrar kapatılması gündeme gelince Avrupa doğalgaz fiyatı 240 euro'nun üzerine çıkmış durumda. Şubat ayının ortasında doğalgaz fiyatlarının 15-20 euro aralığında olduğunu hatırlayacak olursak aslında çıkışın ne kadar sert olduğunu daha net görmüş oluruz. Bu fiyat seviyesi bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya başta olmak üzere pek çok ülkenin sanayisini olumsuz yönde etkiliyor. Doğal olarak bunun arkasından da Avrupa'dan başlayan bir resesyon dalgasının sonuçlarını düşünmek gerekiyor. Euro-dolar paritesinin yeniden bir seviyesine gelmiş olması da aynı endişenin bir diğer sonucu olduğunu belirtelim. Son olarak ABD, S&P 500 ve Nasdaq endeksinin şu sıralarda %2 civarında ekside olduğunu, vadeli piyasalarda da altının ons fiyatının 1750 doların, gümüşün ons fiyatının ise 19 doların altına sarktığını belirtelim. Dolar endeksindeki yükselişin bir sonucu olarak altın ve gümüş değer kaybetse de aslında her ikisinin teknik görüntüsünde çok belirgin olumlu aykırılıklar görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde dolar endeksinin aşağı dönmesi halinde altın ve gümüşün çok kısa sürede toparlanacağını tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Araştırma masasına gideceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, iyi akşamlar diliyorum. Piyasalarda ciddi bir rally var. Bugün için tabii Borsa İstanbul'u kastederek söylüyorum. Küresel piyasalardan ayrıştık. Pozitif yönde kalan Borsa İstanbul'a ise CDS eşlik edemedi. Ne dersin? Gözde, aslında 2022 yılının bir özetini geçtin. Keza biz Borsa İstanbul'un 2021 yılının son çeyreğinde Türk lirası bazlı olsa da yukarı yönünün 2022 yılında dünyayı bekleyen, ki 2022 yılı başlarken henüz ortada bir savaş ihtimali, en azından çok gündemde öne çıkan çok belirgin şekilde bir savaş ihtimali yoktu. Ama yükselen enflasyon ve büyüme riskleriyle nasıl seyredeceğini, 2021'in özellikle son çeyreğini pozitif bir zaman dilimiyle geride bırakan BIST'in merak ediyorduk. Ama Eylül'e geliyoruz, nazarda değdirmeyelim elbette. Yukarı yön devam ediyor. Az önce de ifade edildi. Bugünkü özellikle küresel risk iştahının düşüklüğünü de göz önüne alırsak, küresel piyasalardaki kırmızı tonu, ki şu anda da ekrandan görülüyor, emtia tarafında da hisse senedi piyasalarındaki kırmızı rengi göz önüne alırsak, Borsa İstanbul'un pozitif seyrinin bu haftanın başlangıcında da ön planda olduğunu söyleyebiliriz. 2022'nin geride kalan kısmında olduğu gibi. Şimdi ekrana bir grafik geldi. Burada gözler önüne sermeye çalışacağımız olgu şudur ki, özellikle Cuma günü burada Jackson Hole'dan çıkacak mesajları takip edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz tabii her sene takip ediyor. Kansas City Fed'in düzenlemiş olduğu bir toplantı ve merkez bankalarının zirvesi olarak addedebileceğimiz bir etkinlik. Buradan çıkacak mesajların ne kadar şahin olup olmayacağı piyasaların radarında, ama şu anda ekrandaki grafikten özellikle beyaz renkli S&P 500'ün seyrinden anlaşılacağı üzere, ki burada bir parantez açalım, özellikle kapanış yayınlarında geçtiğimiz hafta boyunca bir miktar artık küresel hisse piyasalarında iştahın zayıfladığından söz etmiştik. Açıkçası bugün itibariyle de küresel piyasalardaki kırmızı renklerin bu Jackson Hole'dan çıkacak enflasyonla alakalı söylemlerin ne kadar şahin olup olmayacağıyla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Sabah yayınında bahsettik Gözde. Hem ABD 10 yıllıklarında hem de ABD 2 yıllıklarında yukarı yönde bir seyir var, ki burada sarı renkle görülen ABD 2 yıllık sarı renkle görülen Bloomberg Dolar Endeksi, bu esnada Bloomberg Dolar Endeksinin de dolar endeksiyle beraber yükseldiğini görüyoruz. Yeşil renkte olan ABD 2 ve 10 yıllığın spread'i farkı, yani burada geleceğe dönük beklentilerde açıkçası bunun 3 ay öncesinde bizim 1,5 aylık yaklaşık hisse senedi rallisi öncesinde konuştuğumuz evreye bir benzer bir seyir var. Hem Jackson Hole'dan çıkacak açıkçası söylemler, hem de artık gözler Eylül'e döndü Fed açısından.
Powell'ın söyleyecekleri ve Fed'e dönük ne diyelim 1,5 aylık pozitif algının bu noktadan sonra nereye evrileceği konusundaki tereddütler açıkçası hisse senedi piyasalarında BIST'i hariç de tutarsak bir tedirginlik yaratmış vaziyette ki doların da güçlenmesi buradan açıkçası ivme kazanıyor gibi. Peki yurt içinden devam edecek olursak yurt içinde CDS'in düşüşlerinden bahsettiğimiz bir evredeydik. Açıkçası son düzenlemelerle 2 ve 10 yıllık gösterge TÜİK tahvillerinde de tahvil faizi kısmında yeni fiyatlamaları bir süredir konuşur vaziyetteyiz. CDS'te de açıkçası gözle bu düşüşlerden yaklaşık bir 1,5 aylık süreç içerisinde bahsettik. 650'ye değdi ki burada dikdörtgen içerisine aldığımız kısım bilhassa Nisan'dan sonra yukarı yöndeki seyrini gözler önüne koyar vaziyette dönemsel düşüşleri oldu ama son 1,5 aylık o derin diyelim düşüşün ardından yaklaşık 10 işlem günlük bir süre zarfı içerisinde CDS'in tekrar yukarı yönde seyrettiğini görüyoruz. 800'ün üzerinde yükseliyor ki tepe noktalarını da açıkçası yaklaştığını görüyoruz. Bu da açıkçası bilhassa gelişen ülke para birimlerinde seninle geçen Cuma tahvil tarafındaki özellikle hafiflemeden bahsetmiştik. Eğer hisse senedi piyasalarındaki negatif fiyatlama bilhassa gelişen ülke varlıklarında daha belirgin halde görünmeye başlarsa özellikle gelişen ülkenin CDS'lerini bu noktada daha derinden ve yakından takip ediyor olacağı benziyoruz. Son grafiğimizde de BIST'ten pozitif olarak bahsetmeyi sürdürüyoruz. Hacimde açıkçası gözde Ağustos ayı içerisinde bir dönem bankalardan bahsettik. Bugün az önce sen de ifade ettin, diğer yayında da ifade edildi. Belli şirketlerin hacimlerinde aşağı yönde de yukarı yönde de etkilere sahne olan bir genişlik söz konusu ama geçtiğimiz hafta kırılan hacim rekoruna yakın seviyelerde zaten değerli izleyicilerimiz buradaki beyaz çubuklardan anlayacaktır. Nisan ayında yine buna benzer bir süreç yaşanmıştı ama hem zamana yayılması bakımından hem de bulunan seviyeler açısından yüksek hacim ve pozitif seyrin BIST 100'de BIST'te Borsa İstanbul'da devam ettiğini bu haftanın ilk gününün kapanışı itibariyle söyleyebiliriz. Dolar TL'de geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını takip etmiştik gözle. Dolar TL grafiğimizde ekrana gelirse burada açıkçası 17.95 seviyesinde ciddi anlamda uzun süre kaldığını görüyoruz. Şu anda aylık bazda 17.90 18.10 seviyesi arasındaki geçişi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararının ardından ilk etapta araştırma masasının ilk bağlantısında kısa dakikalar itibariyle tepkide yukarı yönde sert hareket ettiğini görmüştük ama özellikle yarım saatlik ve bir saatlik terminalden kullandığımız piyasaların tepkisi reaksiyonunda dolar TL'nin tepkisine baktığımızda özellikle 2021'in son 2 faiz arttırımından da açıkçası düşük montanda bir tepki verdiğini gördük. İlk ama Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yılın son çeyreğinin başlarındaki faiz indirimlerinde burada hareketin daha sert olduğunu görebiliriz. Yani faiz indirimlerine dolar TL'nin vermiş olduğu tepki son faiz indirimi sonrasında bir miktar daha kısıtlı kaldı. Bu haftaya da 18.10'lara yakın bir seviyede başlıyoruz. Son olarak Bitcoin. Bitcoin'de de açıkçası bilhassa son 2-3 haftalık seyir önemli. Burada değerli izleyicilerimiz de görecekler. Yıllık bazda baktığımızda en tepelerin görüldüğü 67.730 dolarlar civarındaki Kasım ayı seviyelerinden zaten Mayıs ayına kadar 20.000 doların altı test edilmişti. Yaklaşık %65-%70'lik bir değer kaybı söz konusuydu gözde. 20.000 doların üzerinde dar bantta hareket ediyor demiştik ama geçtiğimiz hafta Bitcoin'i sabah yayınında da bahsettik. Bu yıl içerisindeki en kötü 3. haftasıydı. Bu haftaya da açıkçası çok pozitif başladığını söyleyemeyiz. 20.000 doların üzerinde olsa da bir miktar yukarı yönde eğilimi vardı. Tekrar 25.000 dolarların üzerine gelir gibi oldu. Ama tekrar 21.300 dolar seviyelerinde dengelendiğini görüyoruz. Özellikle ons altında da biraz önce de ifade edildi. Yaklaşan açıkçası Şahin ton endişeleri olursa eğer fiyatlamalara yansımış görünüyor. Hafta küresel piyasalar için özetle gözde bir miktar negatif başladı ama yurt içinde TL tarafında ılımlı, borsa tarafında da olumlu seyir bu haftanın ilk işlem günün özeti olarak ifade edilebilir. Çağlar çok teşekkür ediyorum. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doçent Doktor Ata Özkaya bizlerleydi. Hocam şimdi tabii hem Avrupa hem de ABD cephesinden konuşacağız. İsterseniz önce ABD'yi bir değerlendirelim. Çünkü Cuma günkü Jackson Hole'da konuşacak olan Powell acaba nasıl bir söylem içerisine girebilir? Fed yetkililerinin mesajlarını biraz hani aktaracak olursak, mesela Barkın tarafından şöyle bir yorum var. Faiz konusunda karar vermek için Fed'in hala çok zamanı var diyor. Yani Eylül toplantısına kadar tabii PCE verisi var elimizde. Cuma günü gelecek. Enflasyon zirveleri görmüş olabilir diye biliyorsunuz analistler konuşuyordu. Tarım dışı istihdam verileri de görece tabii ciddi anlamda beklentinin kat be kat üstünde gelmişti. Ama %8,5'luk enflasyonun Temmuz'da olduğunu hatırlatarak daha hızlı önden yüklemeli faiz artırımları yapılmalı dedi Barkın. Bir yandan da tabii özellikle JP Morgan stratejistleri Eylül toplantısında büyük faiz artışlarının sonuncusunu bekliyor. Nasıl bir takvim var kafanızda? Gözde Hanım, oraya geçmeden bir cümle bizim Merkez Bankamızla ilgili konuyu aydınlatmak isterim. Bu kredi üst faiziyle ilgili burada genişleme olarak yorumlamamızın sebebi şudur. Bankalar için bir üst sınır getirilmiş olması faize genişlemenin hızın azalması anlamına gelmektedir. Yoksa genişlemeden geri dönüldüğü anlamına gelmemektedir. İkinci boyutuyla da bankalardan sonra bu akış zincirinde hazinemiz olduğu için hazine buradan faydalanarak, ucuza borçlanarak o genişlemeyi zaten devam ettirecektir. Söylediğim enflasyonla mücadele çerçevesi içinde kendisi mali genişleme yaparak. Tekrar dönersek Jackson Hole ve Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu ile ilgili görüşleri. Öncelikle 8,5 değerinde çıkan tüketici enflasyonun ana sürükleyicisinin petrol fiyatlarındaki hatırlarsanız düşüş olduğunu gözlemlemiştik. Bunun da sebebinin yine Beyaz Saray'da 10 Mayıs'ta başlatılan enflasyonla mücadele programlarının birincisi, yaklaşık bir hafta önce de ikincisi, bir hafta iki hafta önce de ikincisi ortaya çıktı, anons edildi. Dolayısıyla burada mali anlamda, mali politikalarda enflasyonla mücadelede özellikle yakıt fiyatlarının düşürülmesi çok önemsenmektedir. Çünkü ABD hane halkının buna hassasiyeti çok yüksektir. 90 dolar civarında kalan bu fiyatlar, petrol fiyatları enflasyondaki artış hızını bir miktar dizginleyebilir ama programımızın başında da konuştuğumuz gibi enerji fiyatlarının küresel ölçekteki seyri çok farklı bir yere doğru evrilmektedir. O yüzden ABD'deki enflasyonda Amerikan Merkez Bankası'nın şu ikilem içinde kaldığını ben değerlendiriyorum şu an. Enflasyonda 8,5'ta görülen zirve mi? Yani buradan geriye dönüş mü olacak? Yoksa burada durduk sonra tekrar tırmanacak mıyız? Bu ikinci söylediğimi şuna benzetebiliriz. Otoyolda giderken arabanın istop edip tekrar hızlanması. Bunu Sayın Powell enflasyon süreçleri Şubat'ta başlamadan hemen önce büküm noktası olarak ifade etmişti. Ekonomik aktivitede bir büküm noktası olduğunu söylemişti. Dolayısıyla 8,5'luk seviye benim değerlendirmelerime göre tepe noktasından aşağı doğru inişi değil, tepe noktasında duraksama ve sonra tekrar hızlanmaya karşılık gelmektedir. Peki. Bu yüzden de ben Eylül ayında faiz artışlarına devam edeceklerini ama bunu 75 değil büyük ihtimalle 50 olarak yapacaklarını değerlendiriyorum. Ancak çok uzun vadeli göremedikleri ve çok uzun vadeli yorumlayamadıkları için söylediğiniz gibi bu ayki verilerin çok büyük önemi olacak. Bu ay sonuna doğru açıklanacak verilerinde onlara göre karar vereceklerini değerlendiriyorum. Sizin söylediğiniz FED Başkanı'nın, Sayın Başkan'ın açıklamaları da aslında neyi yapmayacaklarının sınırı olarak değerlendirebiliriz. Önden yüklemeli yüksek bir faiz artışı beklemiyorum. Çünkü küresel diğer merkez bankalarının da içinde bulunduğu durum söz konusu. Onlarda bir miktar gecikme var. Bunu da gözeteceklerdir. Peki hocam, son bir cümle alayım Avrupa'ya dair. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Tabii Avrupa'daki durum para politikası konusunda finansal araçlarla mücadeleye devam edeceklerini, yani enflasyonu kontrol altına almaya devam edeceklerini ve tahvil faizleri arasındaki özellikle
yüksek borçlu ülkelerle Almanya'nın makasının açılmamasını gözeteceklerini değerlendiriyorum. Onun dışında Avrupa'nın Avrupa Merkez Bankası'nın elinde çok fazla bir araç olduğunu değerlendirmiyorum. Bu da dolar endeksinin bir miktarda daha tırmanabileceği anlamına gelmektedir. Bu da zaten bizim CDS primlerimize yansımasını bugün de gözlemledik. Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirmeleriniz için. Hemen Ceren Dilekçi'ye dönelim. Avrupa'daki son durumuna Ceren hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum. Ne dersin son haberlere ilişkin? Merhaba Gözde, iyi akşamlar. Evet, Avrupa endeksleri günün satıcılı bir seyirle tamamlıyor. Almanya borsası, Alman DAX endeksi sabah saatlerinden bu yana satışlarda başı çekiyor. Ve kapanış rakamlara bakarsak endekslerde Alman DAX endeksi %2.3 oranında değer kaybıyla işlem görüyor. Fransa borsasına kayıplar %2'ye yaklaşmış durumda. İngiltere borsasına kayıplar sabah saatlerinden bu yana oldukça sınırlı, %0.2 seviyesinde. Tabi Avrupa'da enerji krizinin giderek büyüyor olması ve en çok Almanya'ya vuracağına dair endişeler aslında Almanya borsasında satışların daha sert olmasını beraberinde getirdi. Ki bugün Bundesbank'tan da uyarılar geldi. Almanya'da resesyonun daha olası olduğunu ifade ettiler. Sonbaharda enflasyonun %10'u aşarak 70 yılın en yüksek seviyesine çıkmasını bekliyor Almanya Merkez Bankası. Diğer tarafta bugün doğalgaz fiyatları en yüksek seviyeleri gördü. Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratlarına baktığımız zaman megawatt saati 292 euro seviyesine kadar tırmandı gün içerisinde. Elektrik fiyatlarında rekor seviyeler görüldü. Almanya'da elektrik vadelileri yani 2023 yılı elektrik vadeli kontratı megawatt saati 700 euro seviyesine tırmanırken Fransa'da ise 870 euro seviyesini görmüş oldu. Tabii elektrik fiyatlarında yaşanan bu artış, enerji maliyetlerinde yaşanan bu artış özellikle Avrupa kış dönemi için enerji tüketimini kısma yoluna giderken şirketlerin de planları önemli ölçüde etkileyecek ki geçtiğimiz hafta aktarmıştık. Avrupa'da çok sayıda şirket yani alüminyum, çelik üreticileri birer birer üretimlerini kısma ya da üretimlerine ara verme gibi kararlar aldıklarını duyurmuşlardı. Diğer tarafta bugün aynı zamanda Euro-Dolar paritesine yaşanan hareket de dikkat çekici. Çünkü Euro-Dolar karşısında son saatlerde düşüşünü biraz daha hızlandırdı. Baktığımız zaman Euro-Dolar karşısında 2002 yılındaki dip seviyelerine gerilemiş durumda. %0.9'luk düşüşle 0.9951'ler seviyesine gerilemişti. Tabii daha önceki kurumlardan gelen raporları hatırlayalım. Zaten birinin altına gerilemesi halinde teknik açıdan seviyelerin oldukça kritik olduğunu ve daha da aşağı gelişlerin mümkün olabileceğini ifade ediyorlardı kurumlar Gözde. Ceren çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Şimdi Şeref Hayat'a dönelim. Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı. Hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Şeref Bey katıldığınız için. Biz tabii şu anda reel sektör ne yapıyor bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani bu kararlar peş sıra açıklanıyor. Tabii özellikle bankalarda çeşitli toplantılar var. Bugün tahvil faizleri aşağı geliyor. Demek ki düşündürüyor. Hani ticari kredi faizlerinde bir geri geliş yaşandı da herhalde krediler veriliyor mu? Siz son durumda nasıl bir izlenim edindiniz? Gözde Hanım hatırlarsanız 2 hafta önce ben Ankara'da Merkez Bankası Başkanımız Sayın Şahap Kavcıoğlu'yla yaptığımız toplantı sonrası sektör meclisleri başkanı olarak hemen size bağlamıştım canlı yayında. Evet. Orada özellikle tüm sanayi kuruluşlarının, bütün sektörlerin temsilcileri oradaydı ve hepimizin aynı şikayeti vardı. Finansmana ulaşmak çok ciddi bir problem. Ulaştığımız zaman da maliyeti çok yüksek. Yani şöyle diyeyim, rotatif krediler %35'te 50-60'ları bulan maliyetler vardı. Döviz kredisi zaten %12'lerde bildiğiniz gibi CDS ile çok bağlantılı. Dolayısıyla ana konu buydu. Bununla ilgili belki de bütün sektörler bununla ilgili serzenişte bulundu, şikayette bulundu. Ve o zaman Merkez Bankası Başkanımızın özellikle kredi faizlerindeki tutarla ilgili bir çalışma yapacağı sözü vermişti. Ben bugünkü Cuma günü akşam gece saatlerinde alınan kararın bununla alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi yıllardır kredi kullanıyoruz ve politika faiziyle bizim kullandığımız krediler arasındaki makas bu kadar açık değildi Gözde Hanım. Yani 5, 6, 7, 8, 9'u belki hatırlıyorum ama bu kadar yüksek değildi. Haliyle bankaların devlet tarafından %14'le işte mevduat faizlerine %17 ile fonlanması sonucunda bize kullandırılan krediler çok yüksek geldiği için haliyle uygun krediye ve bir şekilde bol krediye ulaşabilen sanayi çok hızlı bir şekilde frene basmak zorunda kaldı. Nakit akışını üretemez hale geldi. Dolayısıyla ben bu uygulamanın bunun için yapıldığını, bu bantın da nasıl kullanılacağı ile ilgili
banka hazinelerinin çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu tahmin ediyorum. Bugünkü baktığınız bu bono hareketi de bununla alakalı. Acaba kullandıramaz mıyız? Dolayısıyla yükümlülüklerimize geride kalmayalım diye çok yoğun bir devlet tahvillerine talep var. Ben böyle yorumluyorum açıkçası. Peki herhangi bir bankayla, yani şu anda mesela biz kredi almak istiyoruz, faizler nedir diye hiç sordunuz mu? Çok yoğun bir çalışma var. Şu an kredi maliyetleri ve kullanımıyla ilgili net bilgi alamıyoruz bankalardan. Ama Exim Bank'tan TL ve Eskont kredileri veya kredi işlemleri yapılabiliyor. İhracatçılar için bundan sonraki dönemde biraz daha seçici kredi kullanılacağını, ihracatçı şirketlerin biraz daha rahat krediye ulaşırken özellikle içeride krediye ulaşmanın ve maliyetin biraz daha zor olacağı, daha seçici olunacağını tahmin ediyorum Gözde Hanım. Özellikle özel bankalarda, devlet bankalarında mutlaka biraz daha kolay erişim olacaktır tahmin ediyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Faiz indirimi yapıldı. Arkasından bu makro itiyadi işte tedbir kapsamında bu adım atıldı. O günden bugüne, yani siz Merkez Bankası'yla görüştünüz, yani başkanla bir araya geldiniz. Şartlarda herhangi bir iyileşme söz konusu oldu mu? Ya da olabilir mi? Yani böyle bir beklentiniz var mı? Olmamıştı bu son cuma akşamı kararına kadar. Perşembe günü gerçi çok az oldu, faiz indiriminin herhangi bize yansıması olmamıştı. Zaten artık politika faizinin çok bizlerle alakalı olduğunu zannetmiyorum. Piyasalardan farklı bir yerde konumlandırılıyor. Zaten sağlıksız bir fiyat, sağlıksız bir faiz oluşumu da sanıyorum onunla alakalı. Dolayısıyla böyle bir üst limit veya tavan getirilmesi en azından sanayicinin maliyetlerindeki üst limitin ne olduğunu ortaya çıkartıyor. Ama dediğim gibi özellikle bankaların kendi hazinelerinde yaptığı çalışmalarla bu kredi kimlere nasıl kullandırılacak, ne kadar büyüme olacak, kredi büyümesi olacak, herkesin bu hafta içinde sorusunun cevabını bulması gereken soru diye düşünüyorum. Aslında biz de bekliyoruz Gözde Hanım. Yani çok net bilmiyoruz nasıl kullanacağımızı. Bir yandan Şevet Bey, hani Euro-Dolar paritesi de aşağıya geliyor. Yani finansman maliyeti zaten artıyor. Böyle bir ortam var. Dolayısıyla mesela siz bir reel sektör temsilcisi olarak finansman sağlamak adına alternatif ne gibi yöntemler kullanırsınız? Mesela benim görüş aldığım işte yorumcular, burada kur korumalı mevduatta varsa bir bakiyeleri dönüp onu bozabilir diye yorumladı. Mesela böyle bir şey olabilir mi? Mutlaka tabii şirketler kaynaklarını bugünler için saklıyorlar. Kur korumalı mevduatta da büyük ihtimalle yedek akçeler kur korumalı mevduata alınıyor. Aslında şirketlerin işlerini yürütürken nakit akışları çok önemlidir. Hayati şeydir Gözde Hanım. Nakit akışı için hangi kaynak varsa kullanırsınız. Yani kur korumalı mevduat olabilir, döviz mevduatınız olabilir. İşte ihracatçısınız, reskont kredisi kullanırsınız. Her türlü kaynağı kullanmak zorundasınız. Çünkü nakit akışı her şeydir. Yani sizin işiniz yok diye falan zora düşmezsiniz. Nakit akışını yönetemezsiniz, zora düşersiniz. Dolayısıyla nakit akış için yüksek faiz de verilir, dövize de yüksek faiz verilir, TL de verilir. Zaten bizim de Merkez Bankası Başkanımıza söylediğimiz oydu. Yani öyle alma diye demek de olmuyor. Yeri gelir en yüksek faizden almak zorundasınız. Ama bu yüksek faizler sürdürülemez olduğu için zaten biz özellikle uygun faizle bu spreadin çok açık olmaması gerektiğini, yıllarca biz 5-6-7 puan fazla faizle faiz farkıyla bu krediyi kullandığımızı, şu an bunun haksızlık olduğunu dile getirmiştik. Bununla ilgili düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor ama bankaların hangi orandan kullandıracağını aslında birkaç gün içinde sanıyorum öğreneceğiz. Bizim evet. için dediğim gibi nakit akışı olduğu müddetçe hangi faiz veya hangi tasarrufu kullanılacağı çok önemli değil. Kullanmak zorundayız. Peki şunu da sorayım. Yani döviz bozumu tarafında hani sektörlerin, özellikle sizin sektörünüz açısından tabii ne şartlarda çalışıyorsunuz şu anda onu tam bilemiyoruz. Belki anlatırsınız ama döviz bozumu için bir iştah olur mu diyorsunuz? Zaten bildiğiniz gibi bizim en uygun finansman kaynağımız TL reskont. TL reskont kredileri kullanırken de zaten 40+30 döviz tutmak zorundayız. Evet. Yani geri kalan 30 bizim döviz nakit akışımızda yetmiyor bile Gözde Hanım. Dolayısıyla bu uygun finansmanı kullanmak için zaten %70 dövizini satan hazır giyimcinin ekstra bir dövizi yoktur. Ben döviz birikimlerinin özellikle o rasyoya girmeyen bir sektör olduğunu hazır giyimcinin söylemek istiyorum. Hazır giyimci parayı bulduğu zaman yatırım yapar veya çekini öder. Ham maddesini öder. Dolayısıyla ben bizi çok ilgilendiren bir konu olduğunu zannetmiyorum. Biz zaten %70'i bozduğumuz için fazla dövizimiz yok açıkçası. Evet, şu anda dediğiniz gibi herhalde tek kaynak anladığım kadarıyla Exim Bank kaynakları gibi ben algılıyorum. Özellikle sizin sektör adına, değil mi? Yani orada halen daha şartlar biraz zorlu olsa da tırnak içerisinde yine de tercih ediliyor diye anlıyorum.
Evet, kesinlikle öyle. TL'li eskon kredileri en çok tercih edilen kredi ama onlarda da özellikle bir sıkıntı var. Ben sürekli geçen gün Maliye Bakanlığı'ndan da bir bürokratla görüştüm. Hı hı. Hazine Bakanlığı'ndan. Orada bildiğiniz gibi normalde şirketlerin döviz getirdiği zaman %40'ını bozması gerekirken TL reskot kullandığınızda artı 30 bozuyorsunuz. Ve artı 30 kullandığınız kredi miktarı kadar değil, o kredinin vadesi kadar kullanıyoruz. Yani bu çok haksız bir durum. Bunu ben Sayın Şahap Kavcıoğlu'na da anlattım. Yani siz 100 bin dolar kredi kullandığınızda 100 bin doların vadesi 1 yılsa, 1 yıl içinde 100 milyon dolarlık bile ihracat yapsanız hepsinin %70'ini bozdurmak zorundasınız. Bunun yanlış olduğunu, bunu yönetmenin çok zor olduğunu defaten hep izah ettim. Umarım bu düzelir. Çünkü bu bizi daha da çok zorluyor gözlerim açıkçası. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Peki ihracat kanallarındaki bozulmaya da değinmek ister misiniz? Yani biliyorsunuz tabii, hani Avrupa'yı ciddi anlamda enerji krizi vuruyor. Biz yine bugün içerisinde yayınlarda aktardık, söyledik. Tekstil içinde Avrupa pazarı bildiğim üzere geniş bir pazar. Nasıl son durum? Mayıs ayından itibaren yayınlarda ben siparişlerin gelişindeki yavaşlamayı bahsetmiştim. Biz yıla başladığımız zaman %15 artışla yılı bitireceğiz diye hesap yaparken ilk 6 ayda aslında bunlar teyit edildi. Fakat Mayıs ayındaki sipariş yavaşlaması bizi bu aylarda biraz daha geriye götüreceğini hissetmeye başlamıştık. Temmuz ayında son 16 ay içerisinde ilk defa eksi yazdı hazır giyim konfeksiyon ihracatı. Önümüzdeki aylara baktığımız zaman da gerçekten bu sipariş azalmasının net hissediyoruz. Bunun sebebi bildiğiniz gibi savaşın hala devam etmesi ve Avrupa'nın gaz tedarikindeki sıkıntı yaşayacağının neredeyse netleşmesi, Avrupa'nın bir resesyona gireceğini neredeyse hane halkının bile kabul etmesi, alışverişlerde hane halkını biraz daha temkinli olmaya itiyor. Bunu izleyerek devam edeceğiz ama artık biz %15 büyümeden %10 ikinci yarıda küçülmeyi neredeyse fiyatladık, kabul ettik demek lazım. Dolayısıyla oradaki resesyon ne kadar derinleşirse bizim de hedeflerimiz o kadar geriye gelecek. Sıkıntı var açıkçası piyasalarda, özellikle ana pazarımızda. Peki iç pazar için eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Tabii ki iç pazardaki durum biraz daha kötü olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi bu enflasyon, yükselen maliyetler içerideki ham maddeyi de dövizle getiren konfeksiyon imalatçılarının de TL'ye döndüğünde çok daha yüksek rakamları ortaya çıkarttığını ve son markış ürünlerinde bir önceki kışa göre %100'ün üzerinde artışlar olduğunu göreceğiz maalesef. Ama genele baktığımız zaman üretici fiyatlarıyla tüketiciye yansıtmada hazır giyim sektörü biraz daha cimri davranıyor. Yani aslında yüksek enflasyona en az kötü katkı yapan sektörüz. Yansıtabildiğimiz kadar yansıtabiliyoruz. Aslında bizim yansıtabildiğimiz tek kısım ihracat. Onu da aslında lokomotif ilerliyor. Yoksa iç piyasada gerçek maliyetler yansıtılsa çok daha yüksek rakamlar çıkar gözlerine maalesef. Evet, onu da soracaktım. Yani gerçek maliyetler yansıtılsaydı ne kadarlık bir zam oranı konuşuyor olurduk sizce yeni sezon için? %100 dediğim rakamın üstünde olurdu. Onu söyleyeyim. Yani %100 kesin olacak bir önceki kışla mukayese ettiğimiz zaman. Çok daha fazlası olabilirdi Gözlem. Rakam vermeyeyim. Peki. Çok teşekkür ediyorum Şeref Hayat. Kıymetli ben teşekkür ederim. Yorumlar için reel sektörde finansman ihtiyacı daha önce Şahap Kavcıoğlu ile bir araya gelen reel sektör temsilcileri konuyu dillendirmişti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında da Merkez Bankası makro itiyadi tedbirler kapsamında böyle bir adım atmıştı. Ama tabii henüz piyasa dinamikleri tam oturmuş değil gördüğümüz kadarıyla. Çünkü reel sektörde bankalarla görüştüğünde henüz daha içeride düzenlemelerin yapıldığı belirtiliyor. Bugün için tabii tahvil faizlerinde hızlı bir gerileme gördük ama şimdilik anladığımız özellikle ihracatçı için Exim Bank'ın TL kredileri daha cazip gibi gözüküyor. Yani orada biraz Şeref Bey'in ifade ettiği biz Exim Bank'ı kullanıyoruz dedi. Diğer kanallar halihazırda henüz halen daha piyasa dinamiklerinin oturması bekleniyor diyelim. Şimdi TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya bugün Burak Karagöz'ün sorularını yanıtladı arkadaşımız, muhabir arkadaşımız ve turizm verilerini değerlendirdi. Özellikle tabii bu turizm verileri ayrı bir yerde dursun. Şu anda Schengen meselesi biliyorsunuz halihazırda gündemde ve Schengen vizesiyle ilgili uzun süredir problem yaşanıyor. Vize ücretleri veriliyor ama vizeler alınamıyor. Dolayısıyla şu anda çok fazla varyansın ediliyor. Firuz Bağlıkaya'nın röportajını ekrana getirelim. Ardından da Ali Onaran bizlerle olacak. Şimdi 2019 ile mukayese eder isek eğer hala daha %7'lik bir eksik durumdayız. Eksi durumdayız. İnşallah önümüzdeki aylarda bu telafi edilir ama aslında şu anda bütün dünyada özellikle
çok seyahatin olduğu Avrupa bölgesinde bir seyahat çılgınlığı yaşanıyor. Gerçekten rakamlar anormal şekilde artmış vaziyette. Bizim bundan aldığımız paya baktığımızda aslında hak ettiğimiz payı da çok fazla aldığımız söylenemez. Özellikle Almanya ve Rusya pazarları bizim en önem verdiğimiz, en çok yatırım yaptığımız, tüm teşviklerin, kredilerin aslında aktığı pazarların ikisinde de eski rakamları henüz yakalayabilmiş değiliz. Diğer pazarlarda artış var ancak ana pazarlarımızda çok fazla artış yok. Dolayısıyla hala da çalışmamız gereken alanlar var. Çok çalışmamız lazım. Bu açığı kapatmamız lazım. Rakamların yakalanabilmesi için öncelikle neler yapılması gerekiyor? Vallahi tanıtım ve pazarlama, özellikle destinasyon pazarlamasına önem verilmesi gerekiyor. Yani her destinasyonun eskiden olduğu gibi kendi dinamikleriyle, kendi yerel dinamikleriyle birlikte tüm fuarlarda etkin olmak gerekiyor. Bu akan çeşmeden biz de mümkün olduğu kadar doldurmamız gerekiyor. %40'ın üzerinde dünya seyahatinde bir artış var. Hala bizdeki artışlar aslında 2019'da bile bakıldığında %25'ler seviyesinde, hala da eksiğimiz var dediğim gibi. Tamamlamamız gereken, özellikle tanıtım pazarlama alanında ciddi bir strateji değişikliğine ihtiyaç var. Şimdi Ağustos'un sonuna geldik. Yılın bitmesine çok az kaldı. Nasıl biter bu sene? 2019'un rakamlarını yakalayamayacağız gibi gözüküyor. Böyle devam ederse yakalayamayacağız gibi gözüküyor. Ama 2023 ve ondan sonrası için daha ümit var, konuşabiliriz. Firuze Bey, Schengen vizeleriyle ilgili yaşanan sıkıntıyı siz de hafta sonu kamuoyuyla paylaştınız, bir açıklama yaptınız. Dolayısıyla orada gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dediğim gibi çok ciddi bir seyahat patlaması var Avrupa'da. Doğal olarak Türkiye'de de bu seyahate özlem, pandemiden sonra insanların yurt dışı seyahatlerinde ciddi bir artış var. Hani bundan dolayı konsolosluklarda ciddi bir sıkışma var. Bunu kabul ediyoruz. Yani hani eskiye nazaran çok daha fazla vize talebi, çok daha fazla seyahat talebi var. Bu bir gerçek. Bunun yanında konsolosluklarda çalışan personel azlığı da bir gerçek. Bunların ikisini yan yana koyduğumuzda bir sıkıntı zaten bekleniyordu. Zaten bir sıkıntı da, rutin bir sıkıntı yaşanıyordu. Fakat bugün geldiğimiz nokta bunlarla izah edilecek noktayı geçti. Yani 100-120 euro civarında bir vize ücreti ödeniyor. 6 hafta ile 8 hafta civarında bekleniyor. Şimdi seyahat acentalarının ürünlerini satış biçimi bir ay önce satış yapılıyor. Şimdi bir ay önce sattığınız Avrupa turuna vizeyi 6 hafta sonra anca randevu geliyorsa bu işi yapılamaz hale getiriyor. Dolayısıyla çok ciddi sıkıntımız var. Hem seyahat özgürlüğünün kısıtlanması açısından ciddi bir sıkıntımız var. Hem de ücretlerin geri verilmemesi, vatandaşın bekletilmesi, çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Temelinde de şöyle bir sorun görüyorum ben. Yani bu sorunu gerçekten çözülemez hale getiren faktörlerden bir tanesi de aslında çözümü üretecek kişilerin böyle bir sorunun olmaması. Yani sade vatandaş sadece Schengen vizesine ihtiyaç duyuyor. Diğer çözümü üretecek makamların, çözümü üretecek kişilerin böyle bir sorunu yok. Onun için biz hafta sonu bu soruna dikkat çektik. Özellikle red konusuna da dikkat çektiniz o açıklamanızda. Evet, evet. Çok mu fazla red var? Yani eskiden %5-6 civarlarında olan red oranları şu anda %15'lere gelmiş vaziyette. Hani bizim konsolosluklarla görüştüğümüzde gayet iyi niyetle yaklaşıyorlar. Onlar da hani daha önceden müracaatlarda çok daha fazla vizeye elverişli müracaatlar olduğunu, son dönemlerde vizeye elverişli olmayan müracaatların arttığını söylüyorlar. Tabii onları bizim tespit etme imkanımız yok. Şu anda tur iptalleri nasıl bu gerekçe yüzünden? Bu gerekçe yüzünden işte çok önceden satılmış turlar, çok önceden planlanmışlar dışındakiler yapılamaz halde şu anda. Onun için sektörde ciddi bir sıkıntı var. Ve Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran bizlerle. Hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Öncelikle bir turizm rakamlarını bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Valla esasen tabii pandemi sonrası daha iyi bir dönem yaşıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, biz daha tam %100'e ulaşmasak da yurt dışı satışlarımızda en azından her geçen gün biraz daha iyiye doğru gidiyordu. İşte biraz önce Seyahat Ajansları Başkanımızın da söylediği sorunu şu anda özellikle Schengen ülkelerinde, Avrupa'da yaşıyoruz. Çünkü hakikaten vize konusunda ciddi bir sıkıntı var.
Peki bununla ilgili olarak şu anda mevcutta sizin önden satmış olduğunuz turlarda iptaller, ne kadarlık bir zarar oluştu, nasıl değerlendiriyorsunuz rakamlarla? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, esasında ortalama olarak siz bir ay, bir buçuk ay sonrayı satıyorsunuz. Yani bir vatandaş örneğin diyelim ki İtalya'ya gidecek de diyor ki ben bir buçuk ay öncesinden tatilimi satın alayım ve gideyim diyor. Ve bunun için de pasaportunu götürüyor konsolosluğa ve vizesini almak istiyor. Ama bir buçuk ay sonraya randevu aldığı zaman tabii burada ciddi bir sorun yaşanıyor. Yani o bir buçuk ay sonraya düşündüğü, işte iznini aldığı veya planladığı tarihteki tatilini gerçekleştirmesi imkansıza doğru gitmeye başlıyor. Şu anda bizim de en yüksek sorunumuz bu. Yani bizler çünkü çok daha önceden tur operatörleri, Söz Hanım, o yerleri bloke ediyoruz. Havayolu şirketlerinden, otellerde konfirmasyonlarımızı alıyoruz ve ondan sonra bu paket programları satışa açıyoruz. Tabii o parasını yatırdığımız havayollarına, parasını yatırdığımız yerleri o bir buçuk ay öncesinden gelen misafirlerimize satamazsak tabii ki yerlerimiz boş kalıyor. Yani en büyük bence bizlerin şu anda sorunu bu. Çünkü çok çok ileriyi satamıyorsunuz. Yani satabildiğiniz dediğim gibi bir buçuk ay sonrası. Ama tabii o boş kalan yerlerde de vize alamadığı için o yerler non-show diye tabir ettiğimiz sonuçta havayolu şirketine bizim tur operatörlerinin ödemek zorunda kaldığımız koltuklar olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda bu tip durumdan ötürü, bu durumdan ötürü oluşan zarar ne kadar? Ya tabii rakamları söylemek kolay değil. Bizler şöyle bir şey yapıyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza sigorta yaptırmalarını istiyoruz. Vizeleriyle ilgili, aldıkları tur ile ilgili. Hiç olmazsa eğer vizelerini alamazlarsa paraları yanmasın diye. Ama biz tur operatörleri o boş kalan koltuklarımızın bir sigortası yok tabii ki. Yani bizler zarar ediyoruz. Bu da şu anda %25'lere, %30'lara çıkmaya başladı. Konsolosluklar kendilerine göre haklı oldukları taraflar var. Diyorlar ki talepler çok arttı. Çünkü 2 yıldan beri hakikaten vizeler bitti. Çünkü şöyle düşünün, birçok kişi belki 6 aylık, 1 yıllık vize alıyordu. Ama uzun dönem pandemiden dolayı bu vizeler de bitti. Onun için çok daha fazla kişi başvuruyor. Bu da vizelerin ileriye doğru gitmesine maalesef sebep oluyor. Yani özellikle vizeyle ilgili dönüşlerde yoğunluk olduğu gerekçesi değil mi öne sürülüyor? Valla ben bizzat kendim konsolosluklarla yaptığım görüşmelerde konsoloslukların bize söyledikleri, evet, Schengen ülkelerine, yani Avrupa Birliği ülkelerine şu anda talebin arttığı ve bu yoğunluktan dolayı da randevuların dediğim gibi bir ay, hatta bir buçuk ayları buldu. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ali Onaran bizlerleydi. Şimdi günden kalanları burada noktalayacağız. Bir haber ekrana getirerek veda edelim efendim. Çin'de banka kredileri için gösterge niteliğindeki bir yıl vadeli ana faiz oranı 5 bas puan indirildi. Ekrana getirelim ve veda edelim. İyi akşamlar. Çin, emlak krizi ve pandeminin yeniden canlanmasıyla sekteye uğrayan ekonomide kredi talebini teşvik etme çabalarını hızlandırırken, geçen hafta açıklanan önlemlerden sonra yeni bir faiz indirimine gitti. Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını 5 baz puan düşürerek %65'e, 5 yıllık LPR faizini ise 15 baz puan düşürerek %4.30'a indirdi. Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli LPR'ı en son Ocak'ta, 5 yıllık LPR'ı ise Mayıs'ta indirmişti. 5 yıllık LPR oranı konut kredilerinin maliyetini etkiliyor. 18 banka tarafından referans faiz oranı olarak kullanılan faiz oranının düşmesi, şirketler ve tüketiciler için borçlanma maliyetlerinin azalması anlamına geliyor.